Süper Lig'de 3 aylık ara sona erdi ve futbol heyecanı yeniden başladı. Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk haftasında tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar önemli fırsatlar yakalasa da ev sahibi ekibin kalecisi Stakovyak'ı geçemedi. 32 yaşındaki Polonyalı kalecinin Selçuk İnan'ın penaltı vuruşunda gole izin vermediği ansa maçın en kritik dakikasıydı. Süper Lig'de ilk haftada alınan flaş skorlardan biri de Malatya'daydı. Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatya Spor'a 3-0 mağlup oldu. Yeni Malatya Spor'un ilk gol öncesinde sağ kanatla topla hareketlenen Gilerme, ceza sahası içindeki Bifuma ile pas alışverişine girdikten sonra topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi haftanın en iyisiydi. Beşiktaş Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanındaydı. Karşılaşmanın 25. dakikası oynanırken Yatabare kornerden gelen topa iyi yükselerek kafayı vurdu. Ancak Caner Erkin topu kale çizgisi önünde uzaklaştırarak takımının bir süre daha maçın içinde kalmasını sağladı. Süper Lig'de ilk haftanın en gollü maçı Kadıköy'deydi. Fenerbahçe Gazişehir'i 5-0 mağlup ederken Max Hruze'nin maçtaki son gol öncesinde Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asist tribünlerden alkış topladı. Alman futbolcu orta sahadan aldığı topu rakip savunmanın arkasında hareketlenen Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Genç futbolcu da sol çaprazdan topu filelere yolladı. Kayseri Spor'a konuk olan Alanya Spor Ligi önemli bir 3 puanla başladı. Maçın son bölümlerinde ev sahibi ekibin Pedro Henrique ile beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda Marafona yaptığı harika kurtarışta gole izin vermedi. Emre Belezoğlu akıl dolu bir pasla Gazişehir ceza sahası içinde Muriç'i topla buluşturdu. Kosovalı futbolcu da topu göğsüyle kontrol ederek rakibinden sıyrıldı ve ardından da meşin yuvarlığı üst köşeden ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de ilk haftanın en iyi şutu Emre Kılınç'tan geldi. Demir Grup Sivasspor Beşiktaş karşısında mücadeleyi 2-0 önde götürürken 24 yaşındaki futbolcu uzak mesafeden attığı harika şutla takımının 3. golünü kaydetti. Cemil Usta sezonunda ilk hafta geride kalırken Yukatel Denizli Sporlu Recep Niyaz haftaya damga vurdu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu iyi futbolunu güzel bir golle süsleyerek haftanın en ileri arasına adını yazdırdı.
Haftanın en güzel golü ise başkentteydi. Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Gençler Birliği'nin Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta Dario Manyak, ceza sahası içinde Samudio'nun indirdiği topa çok şık bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. Hırvat futbolcu bu golle takımına önemli bir 3 puan kazandırmış oldu.